Günaydın sevgili izleyenler. Güne başlarkenden herkese sevgiler, saygılar. Bugün Cuma, Cumanız mübarek olsun diyerek başlayalım programımıza. Ve iki değerli konuğumuz var bugün. Nöroloji uzmanı Doktor Meral Seferoğlu ve nöroloji uzmanı Doktor Ali Özhan Sıvacı. Hoş geldiniz. Hoş 22 Temmuz Dünya Beyin Günü. Bugünkü konumuz bu. Ama öncesinde sizleri tanımak isteriz. Meral Hanım, biraz kendinizi tanıtır mısınız? Doktor Meral Seferoğlu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Daha sonra Uludağ Üniversitesi'nde nöroloji ihtisasımı yaptım. Şu anda Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'nde nöroloji uzmanı olarak çalışmaktayım. İnme ünitesinde de görevli hekimlerden biriyim. İki çocuğum var. Bir kızım, bir de oğlum var. Allah bağışlasın. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ali Bey, sizi de tanıyalım. Merhabalar. Doktor Ali Özhan Sıvacı. Ben de Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde temel tıp tahsilimi bitirdim. Ondan sonra da Uludağ Üniversitesi'nde nöroloji ihtisası yaptım. Meslektaşım Meral Hanım gibi ben de Yüksek İhtisas Hastanesi'nde nöroloji bölümünde doktor olarak çalışıyorum. Evet. Bir tane bebeğim var benim de. Allah bağışlasın. Ne güzel. Dünya Beyin Günü dedik. Slogan olarak da beynini koru ile başlıyoruz. Sizin yaptığınız kısa bir film var, tanıtım filmi var. Öncelikle onu izleyelim, izleyenlerimiz de izlesin. Sonrasında programı devam ettirelim. İnme en önemli sağlık sorunlarından birisidir. Dünyada engellilik nedenleri arasında birinci sırada, ölüm nedenleri arasında ikinci sıradadır. İnme bir beyin krizidir. Zamanında müdahale edilmezse beyin dokusunun bir kısmının ya da tamamının ölümüyle sonuçlanabilir. İnme artık konuşamayacağımız, konuşulanları anlamayacağımız anlamına gelebilir. İnme artık ayağa kalkamayacağınız, bahçeye çıkamayacağınız, yürüyemeyeceğiniz ve hatta koşamayacağınız anlamına gelebilir. İnme artık şarkı söyleyemeyeceğiniz anlamına gelebilir. İnme sizi hayattan koparıp yatağa bağlayabilir. İnme hayatınıza son verebilir. İnme bir kader değildir. Korunmak çok kolay, katlanmak çok zor. Başa gelen çekilmez. İnmeden korunabilirsiniz, inme bir kader değildir. Bugün beyninizi korumaya başlayın. Aktif olun. Henüz kullanabiliyorken bütün kaslarınızı kullanın. Yediklerinize dikkat edin. İnmesin. Tansiyon ilaçlarını aksatma. Beynini koru. Kolesterolüne dikkat et. Beynini koru. O kilolar artık gidecek. Sigarayı derhal bırak. Sigarayı artık bırak. Beynini koru. O sigara bırakılacak. Beyin bedava değil. Hayatından ve sevdiklerinden vazgeçme. Hayatından ve sevdiklerinden vazgeçme. Hayatından ve sevdiklerinden vazgeçme. Sevdiklerinden vazgeçme. Beynini koru. İnmeyi tanı, hemen 112'yi ara. Beynini koru, hayatını koru. Beynini koru, kelimelerini koru. Beynini koru, gülümsemeni koru. Beynini koru, gülümsemeni koru. Beynini koru, gülümsemeni de koru. Beynini koru. Beynini koru. Beynini koru. Beynini koru. Beynini koru. Beynini koru. Gelin, bugün bundan sonraki güzel hayatınızın ilk günü olsun. Beyninizi koruyun. Evet, oldukça başarılı bir çalışma olmuş. Beynini koru. Sık sık da aslında dönmesi gereken bir şey. Bizlerin aslında çok önemli bir neyimiz diyelim, organımızın bu kadar ihmal ediliyor olması sizlerin sayesinde biraz daha vurgulanarak dikkate alınması gereken bir nokta. Dünya Beyin Günü dedik ve inme konusunu aslında bugün konuşacağız ama 22 Temmuz ne ifade ediyor? Öncelikle isterseniz buradan başlayalım. 22 Temmuz tüm dünyada aslında farkındalık yaratmak için oluşturulan bir gün. Hı hı. Dünya Nöroloji Komitesi tarafından her sene beyinle alakalı bir hastalığa ya da herhangi bir duruma, toplumsal bir soruna dikkat çekmek için oluşturulmuş bir gün, Dünya Beyin Günü. Bu sene de Uluslararası Nöroloji Komitesi özellikle inme hastalığını seçmiş. Daha da doğrusu inmeden korunma, yani bir farkındalık oluşturup insanların inme geçirmeden
inmeden korunarak hayatlarını kaldığı yerden devam etmesini sağlama. Biz de bu bağlamda Dünya Beyin Günü ile alakalı bir takım aktiviteler yapmak istedik. Özellikle değerli meslektaşım Meral Hanım bu konuda bütün fikirleri hemen hemen koordine etti ve çok güzel aktiviteler planladık beraber. Bu video da bunlardan bir tanesi. Yani, tamamen amatör, çok kısa sürede hani poliklinikten artırdığımız zamanlarla çektiğimiz, hani sağ olsun bütün nöroloji ailesi de bütün bölümümüz de destek verdi. Evet. Böyle amatör bir iş oldu ama amacımız hani yaptığımız her şeyde mutlaka dikkat çekmek ve insanlara bu inme farkındalığını bir şekilde yaratmaya çalışmak. Bu arada vesileyle ben ekibinize, arkadaşlarınıza da sevgi ve selamlarımızı ileteyim buradan. Çünkü onların da hakikaten emeği geçmiş ve geçiyor da bizler için, özellikle biz halk için. Meral Hanım, bu konuda sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Biz özellikle size de çok teşekkür ederiz. Bize davet ettiğiniz ve bugünün farkındalığı için katkıda bulunduğunuz için size de özellikle teşekkür ediyoruz. Bu bizim görevimiz diyelim biz de. Basının olması gereken, yapması gereken işlerden bir tanesi. Onun dışında basının ve bizlerin bu farkındalıkla ilgili çalışmalara gerçekten önem vermesi ve devam etmesi gerekiyor. Çünkü beyin krizi, inme, felç aslında kalp krizi kadar çok önemli, dikkat edilmesi gereken, acil müdahale edilmesi gereken bir hastalık. Ne yazık ki inme olduktan sonra çok bir şey yapılamayacağı düşünülüyor. Aslında biz burada bunu inme olmadan neler yapılabilir, inme olduğu zaman ne yapmak gerekir, inme olduktan sonra ne yapmak gerekir, bugün herhalde bunları konuşacağız. Evet, enine boyuna inşallah masaya yatıracağız. Şimdi inme diyoruz, yani felç halk arasındaki bilinen ismiyle daha doğrusu. Öncelikle nedir inme? Biraz inmenin tanımını, derinine girelim, sonrasında üzerinde konuşalım. İnme, beyin damarlarında bir kanama ya da tıkanma durumuna bağlı. O damarın suladığı bölgedeki hücrelerin kaybı ve bunun sonucunda fonksiyon kaybı. Yani beyin damarlarında bir pıhtı atması ya da bir kanama olması durumunda o bölgedeki hücreler öldüğü için kişide kolunda güçsüzlük, bacağında güçsüzlük, konuşma kaybı gibi bir takım belirtilerin ortaya çıkması diyebiliriz. Kanayıcı olan inme hastalığı %15-20 oranında görülürken %80 oranında tıkayıcı beyin damar hastalığı dediğimiz beyin damar tıkanıklığı esasen görülüyor. Biz bugün daha çok tıkanma üzerine, beyin damar tıkanıklığı üzerine konuşmalarımızı devam ettireceğiz sanırım. Evet. Özellikle bizim en sık gördüğümüz, yani nöroloji pratiğinde de en sık gördüğümüz hastalık grubunu oluşturuyor inme hastaları. Bunun içerisinde tıkayıcı beyin damar hastalıkları özellikle çok önemli. Yani bu da tam anlamıyla, hani şöyle bir örnek vermek gerekirse, bir insan kalp damarları tıkanırsa kalp krizi geçirir. Beyne giden damarları da eğer tıkanırsa beyin krizi geçirir. Yani öz itibariyle çok farklı değil bu iki hastalık. Ama biz hani kalp krizi toplum tarafından çok önemsenir, çok hayati olarak algılanır ama beyin krizi, yani inme, çoğu zaman bu kadar gereken önem verilmez olduğunu düşünüyoruz. O yüzden de hani buna özellikle dikkat çekmek istiyoruz. Bir halk, vatandaşlardan birisi olarak, halk olarak benim şu an aklıma gelen şey, kalp krizi öldürür diye düşünüp inmenin de yatağa bağlar gibi bir kendi kafamızda oluşturduğumuz bir tanımı var aslında. Ama ikisinin de riski aynı dediğimiz gibi. Tabii kesinlikle. Sadece yatağa bağlı kalmak da değil. Hani bu işin sonunda ölüm de var. Evet. Yani istatistiksel olarak inme geçiren hastaların yani yarıya yakını bir şekilde kaybediliyor. Dünyada da böyle. O yüzden hani inme sadece bir tarafınızın tutmaması demek değil. Birçok şey yapamamanız demek, yatağa bağlı kalmanız demek ama işin sonunda ölmeniz de demek aynı zamanda. O kadar ciddi bir hastalık. Ölümden aslında bir yerde, yine kendim şahsi fikrim, ölümden bir yerde daha tehlikeli bir şey. Yani bir felçle ömür boyu yatağa mahkum kalmak gerçekten daha ağır ve zor bir şey. İnşallah Rabbim göstermesin diyelim ya da en azından daha az sayıda görelim. Çok sık aslında inme olayını çok sık yaşıyoruz toplum içerisinde. Peki bu kimlerde görülüyor? Risk grubu var mı? Biraz da bunun üzerinde duralım. İnme görülme sıklığı toplumdan topluma farklılık gösteriyor ama şöyle diyebiliriz. Dünyada yılda 17 milyon kişi inme geçiriyor yılda. Çok
çok da yaştan ve cinsiyetten bağımsız olarak yapılan hesaplamalar dünyada yılda 17 milyon kişinin inme geçirdiği ve bunlardan ne yazık ki 6 milyon kişisinin de hayatını kaybettiğini göstermiş çalışmalar. Onun dışında her yıl 1000 kişiden 7 kişisi inme geçiriyor gibi kaba bir sıklık verebiliriz. Daha çok ileri yaşta, 65 yaş belki bunun için bir sınır olabilir. Hı hı. Erkek cinsiyette kadınlara göre daha sık. Ama yani risk oluşturan grup tansiyon hastalığının olması, şeker hastalığının olması, bir kalp hastalığının, damarsal hastalıkların olması, sigara içmesi, obezite, kilo, fazla kilolar. Bunların hepsi inme için birer risk faktörü, beslenme alışkanlığı. Evet. Bunların hepsi inme için birer risk faktörü, yatkınlık oluşturuyor, inme sıklığını arttırıyor diyebiliriz. Hı hı. Var mıdır Ali Bey? Bunlar evet, yani bilinen aslında iyi kötü hepimizin bildiği, hı hı, bir takım risk faktörleri. Hı hı. Fakat çoğu zaman çok üzerinde durmadığımız bazı konular. Yani mesela birçok insanda hipertansiyon vardır, yüksek tansiyon rahatsızlığı vardır. Ama gereken önemi vermeyip ilaçlarını kullanmayınca insanlar bir şekilde inme geçiriyorlar. Ama bunu her tansiyon hastası ben inme geçirebilirim farkındalığında değil maalesef. Ya da şeker hastalığı da öyle. Toplumda çok sık görülüyor. Ama bir şeker hastası, ya ben şeker hastası oldum, acaba bundan sonra inme geçirebilir miyim? Bunu olmaması için ne yapmam gerekir noktasında çok bilinç sahibi olmadığını düşünüyorum. Evet. Yani sonuç itibariyle biz burada hekimler olarak aslında tıpta hep yapmaya çalıştığımız şey risk yönetimi. Bir insan, yani herhangi bir insan, siz de ben de, bu hastalıkların hiçbirine sahip olmasak da inme riski altındayız. Ama evet, bizim riskimiz çok düşük. Yani o an başka faktörler devreye girip biz de inme geçirebiliriz. Bu işte şeker hastalığı, kolesterol, işte tansiyon vesaire olmasa bile. Hı. Ama bu hastalarda risk kat be kat fazla. Eğer bu hastalıklar kontrol altına alınmazsa bu hastalar çok ciddi inme adayları. Evet. Ben bunu şöyle izah ediyorum hastalara da. Bizler bir yoldan karşıya geçtiğimizi düşünelim. Hı hı. Biz kurallara uyarsak da, hani bize yeşil ışık yandığında bir yaya olarak karşıya geçtiğimizde karşıya geçme olasılığımız yüksek. Ama hı hı, bir araba gelip bize çarpabilir. Ya da biz geçmeden yolun kenarında beklerken gayet kurallara uygun bir şekilde her şeyi yerine getirdiğimizde de araba gelip bize çarpabilir yine. Hı hı. Ama biz eğer ki çok yoğun bir trafikte ışıklar da durmamışken karşıdan karşıya koştura koştura geçmeye çalışırsak mutlaka o araba gelir bize çarpar. Hı hı. Yani o kazayı biz yaşarız. Ben bu faktöre sahip olan hastaları da böyle düşünüyorum. Evet. Eğer sizin tansiyonunuz, şekeriniz, kolesterolünüz varsa, bu risk faktörleriniz varsa mutlaka onları kontrol altına alacaksınız. Hı hı. Aksi halde karşıdan karşıya hiçbir şekilde arabalara dikkate almadan karşıya geçmeye çalışan bir yaya gibi düşünün. Bir şekilde o kaza, o inme size gelecektir. Ama siz korunsanız da inecekse iniyor da aynı zamanda, değil mi? Ama bu yani, herhalde çok az. Tabii ki o çok çok şey, az bir, hı-hı, şey. Yani biz, yani tıbbın hiçbir dalında bizim verdiğimiz tedavilerle, yaptığımız işte önlem çalışmalarıyla, farkındalıkla hiçbir zaman hiçbir hastalığın riskini sıfıra indiremeyiz. Hı-hı. Öyle bir iddiamız olamaz. Ama risk yönetimi yapmamız gerekiyor. O yüzden de yani bariz olan şeyleri mutlaka burada göstermek lazım. Direkt aklıma gelen bir soruyu yönlendirmek istiyorum yeri gelmişken. Genç yaşta da felce yakalanan hastalarımız ya da yakınlarımız olabiliyor. Stresin bundaki fonksiyonu nedir ya da etkisi nedir? Stresten kaynaklanan, işte kırmızı ışıkta geçmiyoruz, kenarda duruyoruz ama bir yerde stresimiz, sıkıntımız var. Bunun inmeye sebep olma riski ne kadar? Tabii ki yani bu bir tetikleyici faktör olabilir. Yani altta yatan bir damarsal patoloji, genetik bir sıkıntısı olabilir, kan, hı-hı, hastalıklarıyla ilgili bir sorunu olabilir. Bunun üzerine tabii ki stres işin içine girdiği zaman, hatta risk faktörü olan hastalarımızda da stres hep bir tetikleyici olabiliyor. Hı-hı. Yani o hastalar belki yıllardır tansiyon hastası ama stres beraberinde geldiği zaman o inmeyi tetikleyebiliyor. Stres ama başlı başına değil. Bağımsız bir risk faktörü değil stres. Tek ama başına değil. Tetikleyici. Evet. Stres bütün hastalıklar için bir tetikleyici. Ali Bey'in de söylediği gibi. Evet. Salınan bir takım hormonlar damar yapılarında mutlaka bir değişikliğe neden oluyordur diyebiliriz, evet, yani. Peki inme geldiğini mesela ben nasıl fark edeceğim? Belirtileri nelerdir? Bir insan kendisine inmenin geliyor olmasını nasıl anlar?
İnme neler olur inme olduğunda? Hı hı. Bir damar tıkandığında tıkanan bölgeye göre belirtiler değişiklik gösterebilir. Görme yetinizi kaybedebilirsiniz. Tek gözde ya da her iki gözde olabilir. Anlık mı? Uzun vadeli mi? Çok iyi bir soru oldu. İnmenin öncü belirtisi olarak bazen bu belirtiler kısa süreli olabiliyor. Geçici iskemik atak diyoruz biz buna. Geçici olarak fonksiyon kaybı kısa süreli, 24 saatten kısa süreli, dakikalar, bazen saatler şeklinde. Ağız kenarında uyuşma, konuşmada tutukluk, görme bozukluğu, denge kaybı ya da herhangi bir tarafınızda güç kaybı geçici olarak ön belirti verebiliyor. Hı hı. Ama bu uzadığı zaman artık inmenin geldiğini, habersiz olduğunu düşünerek harekete geçmemiz gerekiyor. Başka neler olabilir? Tek taraflı sağ kol ve sağ bacakta ya da sol kol ve sol bacakta güç kaybı, hı hı. Yüzde kayma, konuşma bozukluğu, anlama bozukluğu, sorduğunuz sorulara cevap verememe, denge kaybı, bulantı, kusma, bunların hepsi inme belirtisi olabilir. Peki o andan öncesi erken belirtileri var mı? Yani inmeden daha önce fark edilebilecek etkenler var mı? İşte bu söylediğimiz geçici görme kayıpları ya da uyuşmalar ya da işte geçici güç kayıpları bir erken uyarıcı aslında bizim için. Baş dönmeleri. Bu durumda harekete geçip doktora başvurmak, hı hı. Gerekir ve bazı tetkiklerin yapılması gerekir. Kan tetkiklerini, kolesterolünüze, kalbinize bakılması, boyun şah damarı ultrasonu yapılması gibi bir takım tetkiklerin yapılarak gerçekten inme için bir risk faktörünüz var mı? Hı hı. Herhangi bir damar tıkanıklığı oluşmaya başlamış mı? Erken tanı konabilir bu aşamada. Hı hı. Şöyle de bir şey yaşanabiliyor. Mesela atıyorum sol elimiz uyuştu ya da sol kolumuz uyuştu. Ama işte bu birkaç saat sonra normale döndü. Yani o anki belki sinirimizde falan. Bu da inme olarak ya da basit yollu bir inme olarak geçiyor mu yoksa geçici bir şey mi? Bunda da panik yapmamız gerekiyor mu ya da hemen yani anında? Bence hiçbir konuda panik yapmamamız evet. lazım. Soğukkanlılığımızı kaybetmememiz lazım. Mutlaka ki yani bazen sinirlenince bir tarafta uyuşma olabilir. Hani bu geçici iskemik atak dediğimiz hani o inmenin öncül bulgusu da olabilir. Hı hı. Sadece o an hissedilen sinirsel bir durum da olabilir. Ama bunu eğer böyle bir şüphe varsa bu şüphe haline mutlaka doktora gitmek gerekir. Hani bu sinirseldir deyip geçmemek lazım. Hı hı. Gereken muayeneyi, tetkikleri yapıp o konuda emin olmak lazım. Özellikle risk yönetimi burada hı hı. önemli. Yani risk altındaki hastalarda bu çok önemli. Yani bu aslında öncül bulgu diyoruz ya hep. Hı hı. Hani daha önceden biz bunu uyarıcılar. Öngörebilir miyiz? Uyarıcılar. Aslında şekeriniz çok yüksek gidiyorsa işte size uyarıcı. Hı hı. Tansiyonunuz çok yüksekse işte size uyarıcı. Evet. Bir adım sonrası inme çünkü. Yani bu vazgeçilmez, kaçınılmaz bir durum. Hı hı. O yüzden hani ben hastalara da her zaman böyle acile gittiğim zaman hani genelde şöyle bir diyalog geçiyor. İşte bir tarafım tutmuyor. Ne hastanız var? Tansiyon. İlacınızı kullanıyor musunuz? Ben arada alıyorum. Böyle başım ağrıyınca alıyorum diyorlar. Ben diyorum ki teyzeciğim keşke alsaydın bak bugün bu inme gelmeyecekti. Yani sadece basit bir ilacı kullanarak hı hı. sen hayatının sonuna kadar bütün o fonksiyonlarını kullanabilecektin. Yaşadığın hayata devam edebilecektin diye evet. söylüyorum. Keşkeler oluyor buradan itibariyle. Evet. O yüzden öncül bulguları mutlaka ki o hastalıkların sağaltımı, hı hı. o hastalıkların çözümü. Yani eğer hastada tansiyon, şeker, kalp gibi bir takım rahatsızlıklar varsa ve bu öncül bulgular varsa kesinlikle hiç zaman kaybetmeden başvurması gerekir. Hı hı. Yani peki, risk faktörleri önemli. Değil mi? Hastayı geçelim, hastanın yanındaki. Yani atıyorum annem rahatsız olan ama ben yanındayım. İlk anda bu uyuşma, işte o belirtilerin çok yoğun bir şekilde geldiği anda yakın olarak yapmam gereken şeyin ne olduğu, yani ilk etapta ne yapmam gerekiyor? Paldır küldür hemen hastaneye taşımam mı gerekiyor yoksa benim evde yapacak hafifletici ya da işte ne bileyim önleyici ufak yollu şeylerim olabilir mi? Şimdi burada önemli olan şey şu, hani buradan aslında çok güzel bir noktaya da evet. bağlayabiliriz. Özellikle tıkayıcı inmede ki biz bunu ayırt edemeyiz yani tetkik yapmadan kanayıcı mı tıkayıcı mı bunu ayırt edemeyiz. Siz eğer felç geçirdiğinizi düşünüyorsanız, inme geçirdiğinizi düşünüyorsanız yapacağınız en önemli şey ya da bir yakınınızın olabilir bu. 112'yi aramak. Evet. İlk yapacağınız şey. O hastada bunu düşündüğünüz anda hemen telefon.
112'yi arayacaksınız, adresinizi söyleyeceksiniz. Ondan sonra hasta için yapacağınız şey çok fazla bir şey değil. Belki hani 112'nin gelmesini beklemek olabilir. Mesela bizim hastalarımızda genelde şöyle bir kanı var. Felç geçirdiğini düşündükleri hastayı önce bir soğuk suya sokuyorlar. Aynen, ben söyleyecektim. Evet, soğuk su döküyorlar vesaire. Hayır, böyle bir şey yok. Böyle bir şeyin hani bir etkisi, katkısı hiçbir şey yok. Hem zaman kaybı hem de ciddi anda hastayı soğuk algınlığı falan yapabilir. Yani o kadar zararlı bir şey. O yüzden sizin yapacağınız, eğer bir hastaya faydanız olsun istiyorsanız, inme geçirdiğini düşündüğünüz an mutlaka 112'yi aramanız gerekiyor. Ondan sonrasında zaten 112'deki arkadaşlarımız hallediyorlar. Burada yeri gelmişken önemli bir nokta, el broşürümüzde de var. İnmeyi erken tanımanın yolu. Eğer annenizde bir konuşma bozukluğu varsa, yüzünde bir kayma varsa bunu siz fark edebilirsiniz. Kolunda ya da bacağında her iki kolunu kaldırmasını istediğinizde bir güç kaybı varsa ya da bacaklarını kaldırmasını istediğinizde bir güç kaybı varsa, her ikisinde varsa bu, o zaman bu bir inme belirtisidir. Hemen 112'yi arayın. Bu bizim için çok önemli bir mesaj. Özellikle el broşürümüzde de var. Evet. Hastalarımızın inmeyi erken tanıması önemli. Tedavi için çok aşama kaydettirecek bir durum. Hastanın erken tanısı. Hatta bu konuda hani inmeyi erken tanımak için yurt dışında bir takım kampanyalar başlatılmış. Özellikle FAST olarak kısaltılmış bir nasıl söyleyeyim? Yani tanınması gereken semptomlar bütünü. FAST diye biliniyor. Yani hız anlamında. Burada hani İngilizce olarak bunlar yapılmış ya da Be FAST gibi bir takım parolalar var hastaların farkındalığını arttırmak için. Tabii İngilizcesini şu an söylemek çok mantıklı olmayabilir ama bu konunun Türkçesiyle ilgili de biz özellikle ciddi çalışmalar içerisindeyiz. Önümüzdeki çok kısa bir süre içerisinde bu konuda da hani hastaların bunu erken tanımasını zihinlerinde kalması için bizim de bir parolamız olacak ve o parolayı hatırladıkça hastalar inmeyi de tanıyabilecekler diye düşünüyorum. Burada aslında broşürde biraz önce gösterdiğiniz belirtiler ya da önlemler anlamında biz Türk halkı olarak sağlık noktasında internette çok gezip çok yanlış bilgi edinen insanlarız. Böyle bir şeyi en azından inmeden korunmanın yollarını, işte bir doktora danışmadan internetten bakıyorsak şayet doğru yol nedir? Doğru istikamet neresi olabilir? Bunları nereden bulabiliriz? Var mıdır sitenizde mesela hastanenizin sitesinde veya buna özel bir durum var mıdır? Tanıtıcı, doğru bilgilendirici yerler. Siteler var ama yani bizim için de uyarıcı olmuş olsun. Gider gitmez ilk yapacağımız şey kendi sitemizde inmeden korunma. Hani böyle bölüm olarak kendimize ait bir sitemiz yok ama hastanemizin sitesinde, Kamu Hastaneler Birliği'nin sitesinde, yine Türk Nöroloji Derneği'nin sitesinde. Türk Nöroloji Derneği'nin özellikle sitesinde. Çeşitli bilgilendirme kılavuzları var. Doğru bilgi de zaten bu. Yani tıbbın gösterdiği istikamet her zaman için bizim için doğru bilgidir. Tıp referanslı, kurum referanslı sitelere girmelerini tavsiye ederim ben hastalarımıza. Biz de tabii bu konuda Meral Hanım gerçekten hani güzel fikirleri olan, inme ekibinde de ciddi aktif olarak çalışan bir arkadaşımız. İlerleyen dönemde bir site oluşturma ya da işte bir YouTube kanalı kurma, hani bu konuda böyle dinamik fikirleri olan bir meslektaşım. Hani ilerleyen dönemde bu konuda çok ciddi çalışmalarımız da olacak. Bu noktada ekstra bir teşekkür daha edelim size o zaman. Şunun için söylüyorum, geçtiğimiz haftalarda bir konuğumla da burada konuştuk. Kendini bilir kişi tayin edenler ya da işte medyayı kullanarak, sosyal medyayı kullanarak kendi kafasına göre önerilerde bulunanlar o kadar yoğunlukta ve çok ki, ve halkımız buna o kadar çok kanıyor ki, doğru yerde doğru bilgiyi alabilme yolları olmalı. Evet. En azından bu konu kafasına takılıyorsa gidip herhangi bir blogda, herhangi bir kişiden değil de işte sizlerin demeçlerinin olduğu, doğru bilgilerin verildiği bir yerden alması çok daha önemli. Buradan gelmek istiyorum. Biraz önce dediniz ki tansiyon hastasıysa işte ilacını kullansın veya işte ne bileyim herhangi bir kronik hastalığı varsa tamam, ilacını kullanarak belki inmeden korunacak. Ama diğer türlü kişi kendini nasıl koruyabilir? Mümkün müdür ya da koruması? İleride ben bir sorunum belki yok ama inmeden kendimi nasıl kollayabilirim? Neler yapmam lazım? Beslenmemize, diyetimize dikkat etmemiz çok önemli. Kilomuz varsa onu mutlaka bir düzene sokup diyet yapıp kendi bedenimize uygun kiloya ulaşmamız gerekir. Aktif olmamız gerekir. Bütün kaslarımızı kullanıp belli
haftanın belli günlerinde bir spor aktivitesinde bulunmamız gerekir. Sigarayı bırakmamız gerekir. Sigara 10 kat arttırıyor inme riskini. Hı hı. Bıraktığımızda da %50 oranında inme daha az geçirme riskimiz oluyor. Ve şu da iyi bir şey, bir erkek, sigara içen bir erkek sigarayı bıraktığında 5 yıl sonra hiç sigara içmemiş gibi, bir kadın ise 2 yıl sonra hiç sigara içmemiş duruma gelebiliyor inme riski açısından. Çok da güzel evet. Bir şey. O yüzden sigarayı bırakmamız gerçekten önemli. Aşırı alkol tüketiminden, tuz tüketiminden kaçınmak gerekiyor. Hı hı. Onun dışında işte demin vurguladığınız ilaçlarımızı düzenli kullanmamız gerekiyor. Esasen bütün bunlar hani çok küçük yaşlardan, değil mi? Evet. Okul sıralarından insanlara verilmesi gereken evet. Bir alışkanlık biçimi. Yani aktif bir hayat. Hı hı. Bence her çocuğun mutlaka bir spor dalını çok küçük yaşta yapmaya başlaması hı hı. lazım. Bunu severek ve tutkuyla. Hani biz mesela beden eğitim derslerine giriyoruz ama ya boş geçer ya böyle hani ders kaynatmak için yaptığımız bir şey gibi hı hı. algılarız. Hani bunu gerçekten kişilere vermek lazım. Yani aktif olmak çok önemli. Evet. Eğer siz aktif olursanız kan basıncınız düzene giriyor. Kilonuzu koruyabiliyorsunuz. Her zaman düzeni oluşuyor. Uyku düzeni ona göre düzenleniyor. Hani bütün metabolizma sadece aktif olarak bile düzenebiliyor. Hı hı. Bunun dışında kötü alışkanlıklardan uzak tutmak çok önemli toplumu. Yani evet. bunu da küçük yaşlardan itibaren yapmak lazım. Yani toplumsal bilinçlenme o yüzden çok önemli. Hı hı. Ve küçük yaştan başlayacak. Evet. Onun dışında da tabii ki hastalıkların doğru düzgün doktorlar tarafından tedavi edilmesi hı hı. lazım. Hani birçok işte otla, işte karışımlarla, neydi belirsiz bir takım reçetelerle çok fazla tedaviler yapılıyor. Hı hı. Ben özellikle hastalara da bunu her zaman söylüyorum kendi polikliniğimde. Hani ilaçlar da sonuçta bir şekilde doğadaki bazı maddelerden, bazı otlardan, bazı bir şeylerden yapılıyor yani. Hı hı. Sonuçta uzaydan gelmiyor ama onlar çok ciddi aşamalardan geçiyor. Çok ciddi doz ayarlamaları yapılıyor, yan etki ayarlamaları yapılıyor. Deneyler vesaire. En sonunda tamam bu ilaç olarak kullanılabilir, güvenli diye piyasaya veriliyor. Hı hı. Şimdi siz herhangi bir aktara ya da başka bir yere gittiğinizde bir tutam bilmem neden, öbür tutam başka bir şeyden bunların karışımları sizde vücudunuza neye yol açacağını bilemezsiniz. Ki bunu çok kendileri fazla... de, çok özür diliyorum, kendileri de kabul ediyorlar zaten. Onun kaynama süresinden tutun, işte karışımından, her bir şeyinden aslında riski de var. Yani kesinlikle. Doğru kullanmadığınız takdirde onun da riski çok fazla. Ne kadar doğal da olsa. Karaciğer yetmezliği tablosuyla hastaneye başvuran çok fazla hasta var. Var. Yani toplumumuzda giderek artan böyle bir hani şifacılık bakış açısı var. Ama bu çok yanlış. Mutlak bilimin önerdiği, tıbbın önerdiği şeylerin yapılması çok önemli. Evet. Burası o kadar karmaşa bir şey ki yani hangi tarafı dinleseniz bir şekilde doğrunun savunuculuğu olduğu için halk da gerçekten yeri geliyor, bocalıyor maalesef. Biraz önce söylediğiniz mesele çocuk yaşta okullarda sporun spor aktivitesine dahil olmak. Biz anneler olarak özellikle işte çocuğum okula gidiyor zaten bütün gün ders çalışıyor zaten yoruluyor işte spor da buna ekstra bir yorgunluk katar gibi bir yanlış düşünceye sahibiz. Ama yine sizin dediğiniz gibi kan basıncı işte harekette yaşamsal anlamda düzene girme vesaire noktasında da sporun ne kadar büyük katkısı olduğunu spora gönderenler maalesef kesinlikle. Fark ediyorlar. Evet. Spor bir dinlenme aracıdır aynı zamanda. Yorulma değil. Aktif dinlenme yapar vücut sporla. Evet. Yani çok önemlidir. Yürüyüş bile yani sabahları işe gelirken işte tempo belki arabamızın kapımızın önünden arabamıza binip iş yerinin kapısında inmemizle bir kilometre yol yürümemiz arasında insanın normal günlük yaşantısında çok büyük fark oluyor. O yüzden spora evet altını vurgulayalım özellikle. Peki bu felç olan hastamızın tedavisi mümkün mü? Ya da nasıl tedavi edilebilir biraz da bundan bahsedelim. İnme belirtilerini ilk fark ettiğimiz anda 112'yi arayıp hı hı. hastamız acil servise başvurduğunda acil serviste hastamızın işte kanayıcı tip mi, tıkayıcı tip mi, beyin damar hastalığı çok hızlı bir şekilde kalp krizi gibi aynı hızda, aynı acillikte hastamızı hı hı. değerlendiriyoruz. Beyin tomografisinde bir kanama ise kanamaya yönelik tedaviler. Tıkanma ise bizim için ilk 4,5 saat çok önemli. Özellikle tıkayıcı beyin damar hastalığında ilk 4,5 saatte gelen hastalarımıza toplar damar yoluyla TPA, trombolitik tedavi dediğimiz pıhtıyı eritici bir tedavi verme şansımız var.
Ve bu 1999 yılında Amerika'da, dünyada kullanılmaya başlamış. 2006 yılından beri de ülkemizde uygulanıyor. Bu tedavi hastaların iyileşme oranını daha yüksek olan bir tedavi. Hı hı. Ve çok önemli. Burada zaman o yüzden bizim için önemli. İlk 90 dakikada gelen 3 hastadan biri, ilk 3 saatte gelen 6 hastadan biri, 6-8 hastadan biri iyileşerek çıkabiliyor. Bu şansı var. Bu şansı yitirmemesi adına hızlı gelmesi ve bizim de onu hızlı görüp tedavisini hızlı bir an önce başlatmamız gerekiyor. Erken hareketin evet. Önemi çok fazla. Yani beyin zamandır kavramı var. Özellikle vurguladığımız zaman beyindir kavramı. Zaman kaybı beyinde doku kaybına neden olur. O yüzden zaman kaybetmeden en hızlı şekilde hastamızı hastaneye ulaştırıp bu tedaviden faydalanma şansını arttırabiliriz. Yani bir inme düşündüğünüz anda bir anda şöyle bir şey düşünün diyorum ben hastalara da. 4,5 saatlik bir geriye sayma saati var. 4,5 saatlik ve o geri saymaya başlıyor. O geri sayma devam ettiği sürece her dakikada 2 milyon beyin hücresi ölüyor. Yani o kadar hızlıca ölüyor. O yüzden siz bir an önce uygun merkeze hastayı ulaştırmanız gerekiyor. 112 bu konuda ciddi eğitimler aldı. Hı hı. Almaya da devam ediyor. Şu anda Bursa ilinde bir organizasyonumuz da var bu konuda. Üniversiteyle beraber. Bursa'nın batı kısmına üniversite bakıyor. Doğu kısmına biz bakıyoruz. Bu süre içerisinde ne kadar erken hastaneye başvurabilirse. Hı hı. Çünkü bizim için öyledir. İnme tanıklı, saatli, hani ne zaman geçirdiği belli olan inme acile geldiği anda her işimizi bırakırız, biz ona koştururuz. Çok önemlidir. Ve inme ünitemize alıp hastayı tedavi verdikten sonra da hani o kas gücünün geri yerine geldiğini görmek, o hastanın hayatını bir şekilde idame ettirebileceğini, felç kalmayacağını, belki de hani hayatını kurtardığınızı bilmek çok büyük bir mutluluk. Evet. Hani bu gerçekten biz mesleki olarak da çok tatmin sağlayan bir şey bize. Hı hı. Hastalarımızın da bunu bilip o 4,5 saat içerisinde çok hızlı bir şekilde hastaneye ulaşmasını isteriz. Sizin vesilenizle de tekrar tekrar bunu söylemiş olalım. Bu çok önemli bir konu. Peki bir hasta uykuda yakalanma şansı var mı? İnmenin uykuda gelme ihtimali var mı? Evet. Veya uykuya geçtiği anda kendisi de bir şey yapamıyorsa ne yapacak? Ne yazık ki var. Bu zaten zorlandığımız bir nokta. Hastanın acil servise başvurduğunda yanında olan kişinin olayın oluş saatini bize net olarak vermesi gerekiyor. Olay ne zaman oldu? Eğer uykuda olduysa bu tedaviden faydalanma şansını ne yazık ki kaybediyor hastamız. Çünkü uykuda ne zaman olduğunu bilemiyoruz. Bu tedavi de 4,5 saatten sonra verildiğinde bir takım riskler oluşturuyor. Çok uygun olmuyor. Tedaviden fayda da azalıyor. O yüzden ekstra kanamaya yol açıyor. Bunu da net bir şekilde söyleyelim. Evet. Hani eğer biz o süreyi tam zamanında kestirip de veremezsek verdiğimiz ilaç bu sefer zarar veriyor hastaya. Yani o yüzden çok önemli. Ne yapıyorsunuz peki böyle durumda? Bu çok hakikaten sizin için çok zor bir şeydir. Uykuda inme olduğu zaman. Öyle bir hasta geldi. Zamanı bilmiyor. 4,5 saat gibi bir zaman söyleyemez. Şu an diğer tedavilerimizi kullanıyoruz. Elimizde olan diğer kan sulandırıcı ilaçlardan faydalanıyoruz. Ödem giderici, kan sulandırıcı. Diğer tedavilerimize başvuruyoruz. Burada diğer bir konu da hastanın erken fark edilip hasta yakınının gerçekten olayın oluş saatini bize net vermesi gerekiyor. Hangi saatte olduğu çok önemli. Tedaviye başlarken bunu soruyoruz. O yüzden hasta yakının bilinçli bir şekilde hastasını gözlemleyip oluş saatini de geldiğinde acile bize söylemesi tedavi başlama açısından önemli. Hasta doğru kadar yanındaki gelen yakınının da önemi kesinlikle büyük o zaman. Yani bilinç burada çok önemli. Hani farkındalık çok önemli. Yani insanlar mesela çoğu zaman şöyle yapıyoruz. Tabii o panikle de hani biz ne kadar panik olmayı desek de insanlar oluyor ama o panikle çok fark edemiyorlar. Mesela 112'yi aradığınız saat hemen cep telefonuna bakıyoruz. Onu oradan çıkarmaya çalışıyoruz. Evet. Hani o yüzden 112'yi aramak çok çok önemli. Ezan saatleri. Evet. Ezan saatleri oluyor vesaire. Ama bunu net koymamız lazım. Hani bazen hastalar böyle bir tedavi var. Bundan yararlansın ya ne olacak falan deyip hani biraz manipülasyona girme isteğinde bulunabilir. Eğer bu saati net anlayamazsak hastaya zarar veririz. O yüzden bunu net anlamamız lazım.
Sonrasında eğer hani bu aralıkta yakalayamazsak, ki çoğunlukla böyle olmuyor maalesef. Hani çoğunlukla ya 2 gün önce geçirilmiş oluyor. Yani bulgular daha önce başlamış, acil daha sonra gelinmiş oluyor. Ya da uykuda geçirilmiş oluyor dediğiniz gibi. Bundan sonrası bizim inmeyi neden geçirdiğini bulmamız ve bir daha geçirmemesi için önlem almamızla alakalı bir kısım ve bir takım kan sulandırıcılar, işte ödem tedavileri vesaireyle mümkün olunca hastanın bundan sonraki hayatını düzene sokma çalışmaları ve tabii ki rehabilitasyon çalışması şeklinde oluyor. Asıl olan tedaviyi kaçırmış oluyor ama, değil mi? Aynen yani. Bursa bölgesine baktığımız zaman kendi şehrimizde bu tedavi imkanları nasıl peki? İnme ünitesi dediğimiz özellikle birimlerde yapılıyor bu trombolitik tedavi. Bursa ilimizde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir inme merkezi var. Hı hı. Ve aynı zamanda hastanemizde de bir inme ünitesi var. Hastalar, demin Ali Bey'in de söylediği gibi, Bursa ilimizi ikiye böldük, doğu ve batı diye. 112 arandığında hangi hastanenin bölgesindeyse oraya acil olarak götürülüyor. Zaten biz tetikte bekliyoruz. 7-24 nöbetçiyiz. Hemen hastamızı acilde karşılıyoruz. Uygunsa tedavisini başlayıp gözlemliyoruz. Yani bu konuda imkanlarımız açıkçası her geçen gün artıyor. Hastane olarak da gerçekten dinamik bir hastaneyiz. Bu tarz bilim konularında, halkın yararına olan şeylerde biz bir fikir ortaya attığımız zaman sağ olsun yöneticilerimiz hemen bunu biraz daha geliştiriyorlar, bizi destekliyorlar ve bu da bize gerçekten ciddi anlamda bir şeyler yapmak için şevk veriyor. Bu açıdan ben yöneticilerimize de buradan teşekkür etmek istiyorum. Yani imkanlar her geçen gün artıyor. Burada tabii şey de var, hani sizin imkanlarınız artsa da bazen o konuyu da vurgulamak lazım. Hani ilk 4,5 saatte yakaladığımız hastalar bazen uygun olmayabiliyor. Mesela kullandığı ilaçlar uygun olmayabiliyor bu tedavi vermeye. Ek hastalıkları uygun olmayabiliyor. Geçmişte yaşadığı bir takım hastalıklar uygun olmayabiliyor. Hani biz orada tamamen gene bir risk yönetimi yapıp uygun hastayı seçip ona o tedavi uygulamaya çalışıyoruz. Yani bunu da aklıma gelmişken söyleyeyim. Sonra hastalarımız ilk 4,5 saatte de geldik ama bize yapmadılar falan demesinler. Uygun hastayı seçiyoruz. Orada da risk yönetimi yapıyoruz gene. Aslında konu çok önemli ve hakikaten daldan dala konabilecek kadar ya da çok genişletebilecek kadar önemli bir mevzu. Ama bizim zamanımız çok az kalmış, arkadaşlarım uyarıyor. Burada ben hasta tedavi olduktan sonra ki süreçte ne yapması gerekiyor öncelikle dokunmak istiyorum. O da çok önemli bir süreç çünkü. İsterseniz bu konuda da biraz bilgi verelim izleyenlerimize. Bir kere inme geçiren bir hastanın tekrar inme geçirme riski diğer kişilerden daha yüksek. Bu da çok önemli bir konu. O yüzden bir kere inme geçiren kişinin çok 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 daha dikkatli olması gerekir. İlaçlarını ve doktor kontrollerini çok iyi takip etmesi gerekir. İnme geçirdiği zaman hastalarımıza daha hastanedeyken fizik tedavi konsültasyonu istiyoruz. Fizik tedavi doktor arkadaşlarımız gelip görüyorlar ve hemen hasta yakınlarına başta egzersizler gösteriliyor, yatak içinde yapılabilecek. Daha sonra eğer gerekiyorsa fizik tedavi birimlerinde rehabilitasyon uygulanıyor. Bu çok önemli. Hastanın kas gücü kaybı ne kadar olursa olsun fizik tedavi, eklemlerin hareket ettirilmesi, kasların hareket ettirilmesi hem fonksiyonellik, hani hem o engelin geri kazanılması açısından hem de ağrılar açısından hastanın daha rahat bir yaşam devam ettirmesi açısından önemli. Rehabilitasyonu özellikle devam ettirmesini istiyoruz. İlaçlarına dikkat etmesini istiyoruz. Başka ekleyeceğin? Yani verdiğimiz ilaçları kullanmaya devam etmeleri çok önemli. Kontrollere gelmeleri çok önemli. Evet. 22 Temmuz Beyin Günü'nün bir de sizin tarafınızdan farkındalık olarak etkinlikleriniz var hastaneniz bünyesinde. İsterseniz biraz da izleyenlerimize bunları bildirelim ya da halka bununla ilgili vermek istediğiniz mesajları alalım programın sonuna yaklaşırken. 22 Temmuz Beyin Günü ile ilgili konunun inmeden korunma olduğunu öğrendiğimizde Doktor Ali Bey ile birlikte birçok şeyler geçti aklımızdan, neler yapılabilir diye. Bu kısıtlı zamanda bir el broşürü yaptık. El broşüründe inmeden inmenin önce erken belirtileri
risk faktörleri nasıl korunabilir? Onlarla ilgili bilgilerimiz var bu el broşüründe. Bunları hastalarımıza dağıtmayı planlıyoruz. Hatta halka da dağıtılabilecek bir broşür. Bunun üzerinde çalıştık. Onun dışında başta tanıtımda gösterdiğiniz bir kısa film çekimi yaptı Doktor Ali Bey. Çok da güzel oldu. Evet. Onun yaygınlaştırılması için belki bir uğraşımız olabilir. Evet. Bugün saat 2:30'da bir basın bildirimiz olacak. Gene inmenin farkındalığı için. Onun dışında siz bizi davet ettiniz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Televizyon programı için. Başka neler yaptık? Yani tabii birçok afiş, görseller vesaireyle ve bu broşürleri bizzat hastalara dağıtarak yani biz yapmak istediğimiz şeyler esasında şu. Belki 100 kişiden 10 kişiye ulaşırız. Ama 10 kişiden belki de 3 kişiyi, 5 kişiyi inme olmadan hani bu gerçekten çok sıkıntılı bir hastalık. Bu hastalığa yakalanmadan eğer yakalayabilirsek, o yoldan döndürebilirsek bizim için çok büyük bir mutluluk kaynağı olur. Evet. Bu vesileyle hani sizin kanalınız, sizin aracılığınız çok önemli bir şey bizim için. Desteğiniz çok önemli. Buradan hani bütün halkımıza da hani bunu söyleyelim, seslenelim. Mutlaka ki eğer bu konuda çekinceleri, düşünceleri vesaireleri varsa mutlaka bizim hastanemize ulaşabilirler. Her türlü işte kaynak, broşürümüz vesaire gibi şeyleri edinebilirler, bilgiyi edinebilirler hastanemizden. Biz de elimizden geldiği kadar duyurmaya çalışacağız. Evet, inşallah. Gönül istiyor ki, aslında sizin mesleğiniz, göreviniz bu, ama gönül istiyor ki koridorlar bomboş olsun. Siz işsiz kalın. İnşallah sağlıklı günler bizi bekler. Bu şekilde uyarılarla, işte bilinçli bir şekilde, halkımızın bilinçli bir şekilde kendine, sağlığına dikkat etmesiyle inşallah güzel günler, sağlıklı günler bizi bekler diye umut edelim. İnşallah. Yani bizim işsiz kalmamız konusunda şöyle bir atıfta bulunayım. Aslında temel hekimlik görevi koruyucu hekimliktir. Yani evet. Açıkçası insan olduğu sürece biz işsiz kalmayız. İşimizi doğru düzgün yaptığımız sürece de hastalıklar daha az olur. En azından temel bu noktada uyarıcı olarak kesinlikle görev yapmamız. Yani bizim görevimiz esasen temelde koruyucu hekimlik. Ve biz de şu anda tam da bunun için buradayız, değil mi? Evet. Hani koruyucu hekimlik için buradayız. Nasıl korunabiliriz? Nasıl toplumu koruyabiliriz? Nasıl bu yoldan döndürebiliriz? O zaman şöyle düzelteyim. İnşallah işiniz, mesleğiniz hep bu şekilde gitsin. Aynen. Evet, daha güzel. İnşallah. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Sağlıklı günler inşallah sizlerin de vesilesiyle, aracılığıyla sağlıklı günlere ulaşmak dileğiyle diyelim. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Biz çalışmalarınıza teşekkür başarılar diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sevgili izleyenler, haftanın son günü ve son programında önemli bir konuya değindik. Dünya Beyin Günü yarın 22 Temmuz'da ve bugün çok değerli iki konuğumuz bizlere bununla ilgili bilgiler verdi. Umarım faydalı olabilmişizdir. Nöroloji uzmanı Doktor Meral Seferoğlu bizlerle birlikteydi ve yine nöroloji uzmanı Doktor Ali Özhan Sıvacı bizlerle birlikteydi. Sağlıklı günler olsun diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Pazartesi görüşmek üzere.